Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok sorduğunuz bir soruya cevap olması açısından güzel bir video çekiyorum. Karşınızda kauçuk çiçeğini görüyorsunuz. Tek dal üzerinde çok ince bir şekilde uzayıp sadece tepeden birkaç yaprak açmış bir kauçuk çiçeği görüyorsunuz. Şimdi bu kauçuk çiçeği aslında size göre gölge değil ama ağacın kendisine göre gölgede kalan bir bitki. Şimdi ne yapacağız onu göstereceğim size. Öncelikle tepe kısmını yani yaprak olan kısmını kesip alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ayrı bir şekilde toprağa alacağım. 10 santimetrelik gövde kısmını toprağa alacağım. Şöyle bu sap kısımlarını da isterseniz 10'ar santimetrelik, isterseniz 20 santimetrelik, isterseniz de 2-3 bölümlük, yani size kalmış tamamen. Ben 3 parçaya ayıracağım. Mesela şimdi bu kökünden itibaren bir parça yapacağım. Bir de gövdesini ayrı bir parça yapacağım. Yani çok fazla yapmayacağım ama siz fazla fazla istiyorsanız en az 10 santim, en fazla da 20 santimlik şeritler halinde kesebilirsiniz. Evet, uçtu. Şimdi onu da ayrı, şunu ayrı canlandıracağım. Buradan da yeni bir kauçuk çiçeği elde edeceğiz. Boğumlarından yeni filizler atacak. Şu gördüğümüz boğumlardan. Bu da yeni bir kauçuk çiçeği olacak. Kök salacak muhtemelen toprağa aldığımızda. Diğer kestiğimiz uç kısmını da toprağa alacağız. Onlar da yeni bir kauçuk çiçeği olacak. Ve bu da zaten kökü olduğu gibi bırakacağız. Hiç ellemeyeceğiz. O da yeni bir kauçuk çiçeği olacak. Şimdi hem çekip hem de kendim yapmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Şu anda bu kökü de saksıdan çıkaracağız. Çünkü toprak artık buna yetmiyor. Verdiğimiz su da yetmiyor. Saksıdan toprağı çıkardım arkadaşlar. Kök kısmının yeni şekilde bir kök salmadığını görüyorum buradan. Bakar mısınız? Normalde bunun beyaz beyaz uç kısımlarında kök olması gerekirdi ki zaten öyle olsaydı bitkinin yaprakları, dalları daha canlı bir bitki olurdu. Şimdi siz bunu kendiniz yaparken bu bitkiyi her bir şeyi yani çeliği farklı saksıya alabilirsiniz küçük küçük saksılara. İsterseniz bundan daha büyük bir saksıya üçünü de dikebilirsiniz. Ben şimdi aynı saksıya göstermelik yaptığım için elimde şu an olmadığı için hepsini yeni bir gübre ekleyerek bakın yeni bir torf ve gübre de ekledim bu torfa. Ekleyerek bu bitkiyi aynı saksının içerisine alacağım. Canlandığı zaman üçünü birbirinden ayıracağım. Şimdi bu videoda ben sizlere bunun dikimini göstereceğim. Yani bu üçünün de buraya dikimini gösteriyorum. Öncelikle yeni aldığım toprağı ekledim. Daha sonra kendi toprağını da üzerine kattım. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu karıştıracağız. Bu şekilde yeni bir toprak elde edeceğiz. Çünkü bitki canlandırırken eski toprağıyla tekrar dikerseniz çok iyi bir verim elde edemezsiniz. Yalnız eski toprağı tamamen gübre eklerseniz yani torf değil de yeni bir gübre eklerseniz olabilir. Mesela gübreyi nasıl ekleyeceksiniz? Solucan gübresi aldınız. Bir bardağı 3 bardak. Normal toprak 1 bardak da solucan gübresi. Ben o şekilde yapıyorum. Ben gübreden anlamam diyorsanız hazır torf toprağı alın. Onlar da gübre oranı her şeyi hazırdır. Bitkiyi yeniden canlandırmaya yeterli mineraller içerisinde vardır. Hazır bir poşette toprak alırsanız bu da sizin işinizi görür arkadaşlar. Öncelikle köklü olanı en ortaya dikiyorum. Siz dediğim gibi çeliklerinizi ayrı ayrı saksılara da dikersiniz. Ama benim tavsiyem ilk olarak normal aynı yerde dikmeniz. Çünkü su dengesi olacaktır. O yüzden aynı yerde olması her zaman daha avantajdır. Yani her üç çeliği de ben aynı saksıya dikeceğim. Çünkü köklü olan çelik bitki suyunu çekecek. Köksüz olan da çürümeyecek. Yani şu dal mesela bunu dikiyoruz ya hani hiç kökü yok. Bu da çürüme yapmayacak.
Su dengesini diğeri köklü olan ayarlayacağı için o da kök salacak. Aynı zamanda yapraklı olan da ne yapacaktır? Kök salacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi toprağını ayarladık. Hepsini döktük arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Can suyunu, evet, ayarladık. Şimdi can suyunu da vereceğiz. En güzel kısmı can suyu vermek. Ağaç türü olan bitkilerde, salon bitkilerinde, bu tarz çeliklemelerde can suyu veririz. Sukulent ve kaktüslerde tam tersi, can suyu verilmez. Kuru, çok hafif, nemli bir toprakta köklendirme yapılırken bu tarz bitkilerde can suyu vermek gerekir. Evet arkadaşlar, bu videonun devamını, yani canlandı mı, kök saldı mı, ne oldu, onları size, bu bitkinin biraz köklenmesi uzun sürecek, o videoda da beni takipte kalın, göstereceğim size.